Günaydın sevgili izleyicilerimiz. Sabah Kahvesi programında ben Ümit Atabay bir kez daha sizlerle birlikteyim. Salı ve Perşembe günü ekranlarınızda oluyorum. Ve sohbetlerimiz olur, konuklarımız olur. Konuklarımıza kahve ikramlarımız olur. Tabii ki konuklarımızla beraber yapmış olduğumuz sohbetler de bizler için çok çok önemli sevgili izleyicilerimiz. Bugün hepimizin tanımış olduğu, çok sevmiş olduğumuz, bizler için çok çok değerli olan bir isim var. İç hastalıkları uzmanı, dahili uzmanı Mustafa Adıgüzel, aynı zamanda 25. dönem CHP Ordu Milletvekili. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen bir lafa yine gireceğim size söz vermeden. Hocam, doktor kimliğiniz var. Doktor kimliğin yanında 25. dönem milletvekilisiniz. Siyasi kimliğiniz de var ama şimdi izleyicilerimiz şöyle düşünüyor olabilirler. Ya siyaset konuşacaklar. Veyahut da efendime söyleyeyim uzmanlık alanı, doktorlukla ilgili işte hastalıklarla ilgili konuşacağız. Her sevgili izleyicilerimiz Mustafa Adıgüzel'in birçok çok yakından tanıyan insanların belki de bilmiş oldukları çok farklı bir özelliği daha var. Kendisi Çanakkale konusunda, Çanakkale savaşları konusunda gerçekten çok çok dokümanlar okumuş, kitaplar okumuş. Bu konuda uzman araştırmış bir tarih araştırmacısı kimliğiniz de var. Bizim yaklaşık olarak 12-13 yıl önce tanışmamıza vesile olan da buydu. Ben Çanakkale'de bir program yapmıştım. Daha sonra onu sizin bilgilerinizle beraber harmanlayıp bir belgesel haline getirmiştim. Çok güzel dedikten bir çalışma sonra olmuştu. Sözü size bırakayım şimdi hocam. Evet tabii ben eğitimimin bir kısmını orada Trakya'da tamamladım. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Tabii küçükten beri de tarihe bir yatkınlığım var. Ben sadece Çanakkale ile ilgili hani bütün yakın tarihle ilgili araştırmalar yapan, okuyan birisiyim. Tabii o bölgeye yakın olmaktan kaynaklı hem Çanakkale'nin o Gelibolu Yarımadası'nın coğrafyası üzerindeki çalışma yapabilme imkanı bulduk. Hem de o yöreye yakın bir sürü hani köy yerleşim yerlerinde oradan kalan hatıralar hala yaşıyor. Mesela orada işte gazi olmuş ya da şehit olmuş insanların ailelerinde o savaşla ilgili çok fazla hatıra vardı ve bunlarla ilgili çok yakın arkadaşım olan benzer şeyleri paylaştığımız tarih sevgisi olan arkadaşlarımızla beraber böyle gidip o insanları da ziyaret edip oradaki olan olaylarla ilgili işte bilgiler alıp onları da derleme fırsatımız olmuştu. Yani bu hem bölgeye yakınlığımız hem tarihe merakımız, sevgimiz orada bir farklı bir birikim sağladı bana. Tabii okudukça, orayı işte deşeledikçe aslında bize iletilen kısımların çok yetersiz hatta yer yer yanlış olduğunu, işin bambaşka boyutları olduğunu farkına vardık. O zaman daha fazla okuma ihtiyacı hissettik. Ben orduya ilk geldiğimde orayla ilgili birikimlerimi de burada hemen bir Çanakkale sergisi yapmıştık fotoğraflarla. Evet. Sadece fotoğraf da değildi hatırlarsın. O bölgede ben gezdikçe böyle önüme gelen işte mermi, şarap mel parçası, asker üniforması, üniformasının işte kemer tokası, ne bileyim düğmesi, su maşrapaları, testiler, işte yabancı askerlerin savaş zamanında işte kullandığı günlük eşyalarla ilgili kalıntılar da vardı. Onlarla bunlar ilgili de vardı. Gezip dolaşırken hala bunlar bulunuyor mu hocam? Tabii ki. Bakın şu an gidin aradan 100 sene geçmiş. Ama klasik yerlere gitmeyeceksiniz. Ümit Bey. Yani klasik nedir? Orada bir tabi şehitlikler yapılmış. Oralar bir iki yol yapmış. Şimdi oralara herkes gidiyor. Aslında oralar biraz da sembolik yerler. Savaşın geçtiği esas alanlar biraz daha azıcık coğrafyaya çıkmanız lazım. Hani orayı bilen birisi vasıtasıyla. Oralara gittiğin zaman hep bir ağaç, işte küçük bir bodur çalı, dibinde işte bir su yatağı var mesela. Her taraf öyle orada. Yürürken mesela yağmur getirmişti. Küçücük bir dere. Yani dere dedim büyük bir dere değil buradaki. Evet. Küçücük bir dere yatağı. Kumu karıştırıyorsunuz. Hemen içinden mermi patlamamış daha işte başka savaş malzemeleri her şey çıkabiliyor. Yani şöyle ben size iddia ediyorum. Bir 300-500 metre yürüyün en az 2-3 tane şey bulursunuz. Hocam, hala bulabilirsiniz. Araştırılıp didik didik edilmedi mi buralar hocam? Şimdi şöyle biz hani çok çabuk unutan bir milletiz. Biz kötüyü de çok çabuk unutuyoruz, iyiyi de çabuk unutuyoruz. Yani iyiyi sıradanlaştırıyoruz, kötüyü de çok çabuk unutuyoruz. Yani hafızası hakikaten toplu hafızası şöyle hani diyorlar yapmıştı bir öyle 20 gün mü diyorlar, bir ay mı diyorlar. Yani biraz hani çok üstüne düşmüyoruz gibi geliyor. Kulaktan dolma bilgiler daha bize şey geliyor. Evet. Mesela ben orada
hani coğrafyadaki bu zenginliği açıklamak için söyleyeceğim. Bir yangın çıkmıştı biliyorsunuz 80'li yıllarda. O bölgede arkadaşlarımız var bizim Anafartal köyünde. Anlatırlardı böyle. Yangın sırasında yani o kadar büyük top patlamaları, işte mermi patlamaları yaşanmış ki yani sabahlara kadar hani yangın söndü halde uyuyamadık dedi. Yani böyle patlama sesleri. Çünkü hala toprağın altı cephanelik gibi düşün cephane. Yani. Sürekli çünkü o Queen Elizabeth'in o büyük savaş zırhlıların böyle insan boyunda mermileri var. 38'lik mermiler. Yani bir vurduğu zaman yere düşün yani 20-30 metre toprağı havaya kaldırıp tekrar harmanlıyor. Şimdi alt üste üst alta böyle bir coğrafya orası yani. Şehit kemikleri. Patlamamış yani mermiler. Şehitlerle toprak. Ve cephanelerle evet. Harmanlanmış bir toprak orası. Evet. Aykut'a küçük bir klibimiz vardı. Daha doğrusu Çanakkale ile ilgili görselimiz. Onu girelim. Ondan sonra hocam ben sorularımıza Çanakkale'yi daha detaylı öğrenmek için bazı konuşalım. Evet. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Gençliğim hocam öylesine güzel bir türküsü var ki, öylesine güzel bir ruhu var ki Çanakkale'nin. Yani bu dinlerken, izlerken hep tüylerimiz diken diken oluyor.
Şimdi bugün 25 Nisan. 25 Nisan nedir? Önemli nedir Çanakkale için? Buradan başlayacaktım hocam ama şimdi bu görseli izleyince ne aklıma geldi biliyor musunuz? Şimdi Amerika'nın kendi veyahut da işte Hollywood'un diyelim, tamam mı, kendisi yapmış oldukları ülke savaşı, iki tane savaşlar vardı. Onlarca filmler yapmışlardır. Yani detaylarını herhangi bir Türk, yani dünyadaki herhangi bir vatandaş bilir. Yani Kuzey-Güney savaşları, bunlar kimdir, nedir, neyinizdir, ama Çanakkale ile ilgili biz sadece böyle işte buna benzer şeyler yapıyoruz hocam. İşte programlar yapıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz ama filmlerde mesela tanıtımlarda yok hocam, yani böyle bu dünyaya anlatamadık mı Çanakkale'mizi? Bu ruh nedir? Evet, onlar şimdi adeta mağlubiyetten şey çıkarıyor. Mesela Vietnam'da öyle değil mi? Evet. Yani mağlup oldukları yerlerden zafer zaferler, hikayeler çıkartmışlar. Zafer filmleri çıkarıyorlar, evet. Afganistan gibi falan. Evet. Şimdi mesela Yeni Zelanda ile Avustralya, Çanakkale'deki mağlubiyetten hem millet olma bilincine vardılar, hem de oradan bir görsel çıkarabilirler, film çıkarabilirler, bir hatıra çıkarabilirler. Ama biz tabii bunları kullanamıyoruz. Sadece o da değil. Dumlupınar da böyle bizim. Yani bizim bununla ilgili ciddi manada eksikliğimiz var. Bir de kaş yapandayken göz çıkarıyoruz. Şimdi bununla ilgili yapılanlar da o kadar komik ki. Yani ben yakın dönemde iki tane Çanakkale filmi izledim. Ehlet Sonuncusu, bu örneğin yaptığı gene bir belgesel havasında ama sonradan bir film yapmış. Yani yarısında terk ettim. Mektuplar yani. Üzerine yapılan mı? Yani o kadar hani çok şey rahatsız edici. Şundan rahatsız. Bir de bilimsel gerçekler aykırı. Şimdi Seyit Onbaşı'nın işte biliyorsunuz bir kahramanımız. O çok ağır 200 kilonun üzerindeki mermiyi sırtına alıp topa sürmesi ve İngiliz zırhlısını indirişi var. Evet. Bu olay gerçek. Bu olay gerçek. Olayın oluşu şöyle. Şimdi bu Queen Elizabeth ile Agamemnon, onun tabyasını ateş altına alan büyük zırhlılar, oranın tamamını yapmışlar, indirmişler aşağıya. Sadece birkaç yaralı var ve Seyit Onbaşı ile yanındaki yardımcısı, iki kişi sağ ayakta. Geri kalanı, bir kısmı yaralı az miktarda ve tamamı şehit olmuş. Yani o tabyanın. Şimdi orada ortada bir Seyit Onbaşı kalmış ayakta olabilen, bir de yanındaki o yardımcısı olan var. Eğer onun resmini bulabilirsek, gerçek resmini Seyit Onbaşı'nın, evet, Aykut evet, onu bulabilirsek daha iyi olacak. Şimdi orada kimse olmadığı için, mekanizmalar devrede olmadığı için ve yani ona yardım edecek kimse olmadığı için o top mermisini kendi başına sırtına alıp o böyle son bir şans gibi işte bütün gücünü, milli sevgisini, ülke sevgisini, İşte dini inancını hepsini harmanlayarak orada o gücü eline alıp sırtına alıp o mermiyi topa sürmüş ve onu ateşleyerek İngiliz zırhlısını indirmiş aşağı. Şimdi bu bir gerçek. Şimdi filme bakıyorsunuz. Evet. Filmde beni rahatsız eden ne? Şimdi Seyit Onbaşı işte oynayan aktör mermi sırtına alıyor. Orada tabyanın içerisinde bir sürü insan daha var ayakta. Şimdi onlar, herkes seyrediyor olayı. Yani yanında yürüyorlar ama dikkatini çekiyorum. Evet. Yani o yürürken mermiyle sırtın, onlar da yanında yürüyor. Kimse bir el atmıyor ona. Yani herkes ayakta, sanki onu tek başına taşıması gerekiyormuş. Oraya tek başına mermiyi koyması gerekiyormuş topa. Kimse yardım etmiyor. Çok önemli bir detay. Yani aslında. Şimdi evet. Yürüyorlar beraber, hadi azıcık daha dayan falan gibi, böyle sanki yandan tezahürat yapıyorlar. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Kimse yok onun yanında olduğu için. Tek başına atmak zorunda. Tabii atmak zorunda tek başına. Eğer zaten yanında insan olsa onlar da yardımcı olacak. Böyle bir teferruat kaçırılır mı gözden? Bunlar neden oluyor? Çünkü safsatayla tarih yazmışız. Yani bilimsel gerçekleri de okumuyoruz. Yayınları da okumuyoruz. Kitap da okumuyoruz. Ondan sonra böyle afaki şeyler yapıyoruz. Peki işte, bir tarih uzmanı falan mı yok belki de bu film çekilirken? Ya var şimdi. Danışmanları yok mu? Bu tarz şeylere daha çok inanıyor. Ne bileyim işte böyle bir ilahi güç gelmiş. Bir şey olmuş. Ondan sonra oradaki bilimsel gerçekleri tabii ki bir ciddi bir milli sevgimiz, dini inançlarımız, işte Atatürk'ün kendi ifadeleri de var. Elinde Kur'an ölüme gidiyor diyor. Evet. Asker için. Ne kadar güzel bir şey. Yani onu anlatıyor. Ama sadece bu değil, bilimsel gerçekler de var. O da sadece hani insanlar ben gideyim şehit olayım, cennete gideyim diye gitmiyor. Yani orada bir bilimsel bir gerçek var. Yoksa siz o zaman 18 Mart'taki 16 tane fotoğraf burada hocam. Ben bunun üzerinde konuşacağım. Aşkına teşekkür ediyorum. Mesela bunu hemen söyleyeyim. Söyleyelim hocam. Bu resim gerçek.
Ama topu, yani mermiyi topa sürdüğü an değil bu an. Çünkü orada birisinin de fotoğrafı durup çekmesi lazım. Yardımcı olur. Yani tabii canım. Yani bu, böyle bir lüksümüz de yok yani. Bu olay nasıl? Seyit Onbaşı bu. Yani kesin evet. Kesme bu. Mermi de doğru ama bu merminin içi boş. Şimdi bu olay oradaki yaralılar tarafından, yanındaki yardımcı tarafından görülüyor. Bu olayı gerçekleştiriyor. Daha sonra biz zaferi kazandığımızda donanma komutanımız Mustafa Kemal hep beraber gelip onu tebrik etmek için. Yanına geliyorlar Seyit Onbaşı. Bunu nasıl kaldırdın bir görelim, bir resmedelim bunu diyorlar. Merminin içi boşaltılarak tekrar sırtına alıyor. Yani dolu bir şekilde kaldıramıyor o anda. Yok kaldırabilir, denemem onu bilmiyorum ama en azından evet. Hani kaldırabilmesi, resim çekebilmesi için merminin içi boşaltılıyor. Bu şekilde bir poz veriliyor. Bu sonradan veriliyor bu poz. Ama olay gerçek. Evet. Resim daha sonra tekrarlanmış bir resim. İçi boşaltılarak tekrar o anı resmetmek yakalım. İçin. Ve bu olayın olduğuna aitti. Oradaki bizim donanma komutanımızla işte Mustafa Kemal ve işte kara birliklerimiz işte gelip tebrik etmek için oraya geliyorlar. Şimdi bu resim gerçek ancak sonra çekilmiş. Bunu söyleyelim. Olay gerçek ama olay bu şekilde bizim filmlerimizdeki gibi. Yanında 15 kişi tezahürat yapıyor. O tek başına götür bakalım bu sür falan. Böyle saçmalık olmaz yani. Şimdi bir şey daha hemen belirteyim. Lütfen hocam. Şimdi biz bu konularda işte bu böyle yani koskoca devletin ileri gelenleri gidiyor. 18 Mart'ta orada şey yapıyorlar. Sadece bunun ruhi tarafından böyle hani dini tarafından bu iş böyle sanki tek bir güçten falan olmuş falan gibi. Ya bunun milli bir gücü var. Yani Seyit Onbaşı'nın bir ülke sevgisi var. Şimdi Seyit Onbaşı odunculuk yapan Balıkesir'de bir vatandaş Edremit'te. Daha sonra savaştan sonra tekrar dönüyor odunculuk yapıyor. Ben onun sonraki resimlerini de buldum. Evet. Şeyine dikkat ettim pantolonuna. Pantolonun kemeri ip. Urgan resmen. Mustafa Kemal bir gün yani daha sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra ziyaret ediyor ya, onu çağırtıyor. Seyit Onbaşı. Evet çağırtıyor ve hemen buluyorlar getiriyor. Bakıyor üstü başı gene perişan. Hemen kaymakam oradan bir ona uygun bir elbiseler falan buluyor. Giydiriyorlar böyle hani biraz düzgün bir kıyafette. Tabii Mustafa Kemal biliyor halini. Öğrenmiş önceden. Diyor ki hani çok da fiyakalı olmuşsun falan diye hani takılıyor ona. Biliyor ki hani elbiseler sonradan giydirilmiş. Sonra onun o halini bildiği için ona maaş bağlatıyor. Ölene kadar da o maaşla idare ediyor yani Seyit Onbaşı. Hani bu gerçeklikler üzerinden konuşmak lazım. Hani böyle başka da var. Sadece biz değiliz yalnız. Mesela ben size bir olay daha anlatacağım. İngilizler. Evet. Şimdi İngilizlerin Anafarta Savaşı'nda Norfolk Alayı diye bir alayları var. Bu Norfolk Kraliyet Gücü. Yani bugünün özel timi olarak düşünün. 2600 kişiler, 20 tane de tankları var. Çok özel bir birlik olarak Anafarta Savaşı'na sürdükleri iki tane tümenin önüne bunu koyuyorlar ve önemli olan bir tepeyi ele geçirmeleri lazım. Evet. Anafarta Savaşı'nda Mustafa Kemal'in grup komutanı oldu. Bizzat idare ettiği, 5 tümeni idare ettiği. Bunu özellikle belirtiyorum. Biraz sonra bu konuya geleceğim. Yani bir yarbaydı, bir tane tümenin başındaydı. Orada koskoca orduyu başka insanlar yönetirken Mustafa Kemal'i neden öne çıkarıyorlar falan gibi bazı özel art niyetli insanlara söylüyorum. Evet. Anafarta grup komutanı diyorum. 5 tane tümeni idare ediyorum. Bir ordu idare ettiği günden bahsediyorum. O gün İngilizlerin bu tümenlerin önünde Norfolk Alayı denilen, bunları açıp okusunlar, internete girsinler. BBC'yi izlesinler. Bakın BBC'de de yayınlandı bu. Norfolk Alayı'nı koyuyorlar ve koskoca Norfolk Alayı 2600 kişi, 20 tane tankı var. 2 saat içinde eriyor. 2 saatte eriyor o özel birlik. Ve İngilizler sırf bunu sindiremedikleri için şöyle bir şey anlatıyorlar. Ya koskoca BBC hani bir haber programı şeyi yani televizyon kanalı. Ya güvenilir olması gerekiyor. Dünya çapında değil mi? Evet. Bu olayı daha 2-3 sene önce bir belgesel yapıyor. Bakın belgesel. Biz kendimize kızıyoruz da hani onlar da böyleler. Norfolk alayını güya Türkler alaşağı etmemiş de biz onları yenmemişiz de bir bulut gelmiş. Evet. Hiç gökyüzü aydınlıkken, hiçbir şey yokken yani güneşlikken bir bulut geliyor. Bulut bunların üzerine geliyor. Bulut bunları alıyor, kaldırıyor, götürüyor. Allah Allah. Yani şimdi hala da hem Avustralya hatıralarında hem de İngilizlerin savaş hatıralarında bu olay böyle anlatılıyor. Ya bu hocam yani şimdi hani Avrupa dersin, bilimsellik dersin, evet. Bilimsel gerçeklik dersin. Bunu bu şekilde mi hikaye? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir mantık? İngiltere, evet. İngiltere Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra. Evet. Bunu da Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilebilir. Norfolk alayının esir edilmiş olup olamayacağını, hala orada olup olamayacağına dair Türkiye Cumhuriyeti'ne yazı yazıyor, resmi yazı. Norfolk alayını yerini yani eğer sağlarsa verilmesini yoksa olayın bildirmesini istiyor.
ve Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye Genelkurmay Başkanlığı Norfolk Alayı'nın o günkü savaşta nasıl hani çökertildiğini ve yok edildiğini resmi belgelerle karşıya veriyor. Yani böyle bir olay yok. Bu şeyde evet. Oluyor ama değil mi bu yazışmalar işte Çanakkale Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra hani bu yazışmalar devam ediyor. Zaten savaştan sonra hızlı bir şekilde onlar oradaki ölülerini topladılar, şehitlikler yaptılar ve 1923'teki Lozan anlaşmasına da özel onunla ilgili madde koydurdular. Oradaki kendi mezarlıklarını, kendi hatıralarını kontrol edebilecek bir yapı kazandılar ama bu tamamen onların devletindeki bölge değil. Bunlar hani kendi mezarlıklarına falan yatırım yapıyorlar. Hocam niye anlatmıyoruz? Yıllık bütçe ayırıyorlar. Niye anlatamıyoruz hocam bunu? Evet. Mesela işte değil mi filmlerden bahsettik. Adam Avustralya'dan kalktı geldi. İki tane, üç, bir baba, iki tane oğlun hikayesi Russell Crowe'un filmini anlattı. Ya bizimkinden daha gerçekçi olduğunu söylüyorum. Daha gerçekçi. Evet. Beğendim, ben de beğendim. İşte Cem Yılmaz falan oynadı. Evet. İşte unuttum bir oyuncumuz daha vardı. Neyse önemli değil. Beğendik. Ama biz kendi hikayemizi, kendi öz hikayemizi, işte anlatmış olduğunuz hikayeler, Seyit Bombaşı'dan tutun da. Daha neler var Ümit Bey, neler var. Hasan Yarbay'ımız var. Evet. Bizim Yahya Çavuş'umuz var. Hocam bir şey söyleyeceğim. Yani o kadar çok şimdi bir saatlik bir süremiz var gerçi de. İsterseniz bu hikayeler üzerinden gidelim olur mu? Tamam 25 Nisan'a bir dönelim. Dönelim hocam. 25 Nisan'ın önemi neydi? Ondan sonra da çok dikkatimi çekti. Girişe dediniz ki bize anlatıldığı gibi değil Çanakkale gerçekleri var dediniz. Evet, evet. İstiyorsanız onlara biraz zorlaşalım. 25 Nisan'a başlasak evet. Zaten belli olur. Şimdi tabii 25 Nisan bu hafta içindeydi. Biraz da programı o şekillendirdi biliyorsun. Evet. Şimdi 25 Nisan dünyada işte Anzak Günü diye bilinir. Yani Anzak Günü denmesinin sebebi şu. 25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın başladığı gündür. Anzakların ilk çıkarma yaptığı gün olduğu için sanki o gün Türk cephelerinde hiç şehidimiz yokmuş gibi, bir savaşın içinde değilmiş gibi sadece Avustralya ve Yeni Zelandalılar yani Anzak dediğimiz grubun bir günü gibi algılattırılır. Ya ben bununla ilgili aslında hem hatalarımızı hem öneri de söylemek istiyorum, hem hatalarımızı belirtmek istiyorum. Biz Çanakkale'yi 18 Mart'ta kutluyoruz, bırakıyoruz. Evet. Aslında 18 Mart sadece Deniz Savaşı'nın, Deniz Zaferi'nin olduğu gündür. 18 Mart'ta bizim çok çok büyük kaybımız yoktur. Yani sadece tabyalarda şehit vermişizdir. İngilizlerin ve onların işte bağlaşıklarının kaybı çok büyüktür. Bizim o hani 250 bin kayıp, 90 bin şehit falan dediğimiz esas kaybımız biz Kara Savaşları'ndadır. Üstünde destanlar yazılan, Mehmet Akif'in şiirinin yazıldığı kayıp esas o ruh, Çanakkale ruhu bizim Kara Savaşları'ndadır. Yani Deniz Savaşları tabii ki o da bizim zaferimiz ama biz Kara Savaşları'nı hiç gündeme getirmiyoruz. 18 Mart'ta Kara Savaşı yok. Kara Savaşı, Deniz Savaşı var. O bir gün sadece 18 evet. Mart'ta. 16 tane zırhlıyla geliyorlar. Dünyanın en büyük zırhlıları, başlarına Queen Elizabeth, dünyanın en büyük zırhlı. Şu andaki Amerika'nın donanmasının hani en büyük savaş gemisini düşün. O zaman da İngilizlerin işte evet. Queen Elizabeth, kraliçelerin adını vermişler. İşte Agamemnon falan var yanında. 16 zırhlıyla giriyorlar ve üçü Boğaz'ın sularına gömülüyor. Geri kalan birçoğu da yaralı olarak ancak Midilli Adası'na geri dönebiliyorlar. O zaferin olduğu gün 18 Mart. Biz şimdi sadece büyüklerimiz gidiyor, orayı yapıyor, geliyor. Bunun bilincine varan, hani az çok okuyan, bu işin bilim sahibi olan insanlar yavaş yavaş 25 Nisan'da farklı bir anma düzenlemeye başladılar. Anzaklara alternatif olarak. 57. Alay Yürüyüş. Şimdi 25 Nisan'da ne oldu? 25 Nisan'da Kara Savaşları başladı. Çıkarma yaptılar. 5 ayrı bölgeye, Seddülbahi evet. bölgesine ve Arıburnu bölgesindeki 5 ayrı bölgeye çıkarma yaptılar. Arıburnu'na yapılan çıkarmayı işte o Mustafa Kemal'in ihtiyatta olan 19. Tümeni farkına vararak 57. alayını cepheye sürerek orada o ilk gün bitecek olan savaşı lehimize çeviren hamleyi yaptı. İşte burada bizim için çok önemli bir gün olduğundan 57. alay yürüyüşü diye Bigalı köyünden 19. tümenin karargahından o Conk Bayırı'na bir yürüyüşümüz var 25 Nisan'da. Biz bugünü yani bu son 10-15 yıla kadar yani bu iktidara gelene kadar giderek böyle hani parlayan bir giderek filizlenen bir şekilde kutluyorduk. Yüz binlere varan ziyaretler oluyordu. Fakat daha sonra giderek 18 Mart'ın tekrar daha ön plana çıkarılıp da işte bu olayın biraz 57. alay ve Mustafa Kemal'den biraz arındırılma hareketleri nedeniyle bunu biraz daha pasifize etmeye başladılar. Daha çok günlük işte liselerin falan kutlamaları şekline döndü bu 25 Nisan günü. 25 Nisan'dan önemli bir tarih daha var. Daha sonra 10 Ağustos. Esas
Çanakkale Kara Savaşları'nın zafer günü de 10 Ağustos'tur. Evet. Arafat'ta zaferinin olduğu gündür. O günden itibaren İngilizler ve oraya gelen birlikler tamamen mağlup olmayı kabullenmiş ve geri dönüş başlamıştır. 10 Ağustos ve Aralık ayında da her şeylerini toplayıp gitmişlerdir. Yani 3 tane tarih vardır Çanakkale'de. Bir 18 Mart Deniz Zaferi, 25 Nisan Kara Harekatı'nın başladığı ve 57. Alay'ın tamamen şehit olduğu gündür. O ilk gündür. Bir de 10 Ağustos esas zafer günümüzdür. İşte Mustafa Kemal'in Anafart'a grup komutanı yapılıp bütün Çanakkale kuvvetlerini, tekrar bu da bilmeyenlere söylüyorum. Evet. Bütün Çanakkale'deki bütün tümenlerimizi, Seddülbahil bölgesi dahil. Çünkü ilk savaşın günlerinde 25 Nisan'da iki bölgede savaş vardı. Uç'taki Seddülbahir'de gidenleri bilirler. O Gelibolu'nun boğaza yakın olan kesiminde. Bir de Araburnu, Cokbayırı, Mustafa Kemal'in bölgesinde. Savaşın ilerleyen zamanlar içerisinde Seddübay bölgesindeki güçleri de Arıburnu'na çevirdiler, Anafartalı'ya çevirdiler. Yani müttefikler. Oradaki güçleri oraya kaydırınca biz de güçlerimizi Anafartalı'ya topladık ve Haziran ayından itibaren Seddübay'da çok ciddi bir çatışma olmamıştır. Tamamı çatışmanın yoğunluk olarak özellikle Temmuz-Ağustos aylarında Anafartalı bölgesine yığılmıştır. O yüzden 1. Anafartalı ve 2. Anafartalı Savaşı vardı. Ve Anafartalı bölgesinde savaş yığıldıktan sonra o bölgenin komutanı yapılan 8 Ağustos'ta bölge komutanı, Anafartalı grup komutanı olarak hatta üstündeki Esat Paşa, Esat Bülkat Paşa, evet. 3. Kolordu komutanının bile üstüne çıkarılıp bütün kuvvetlere emrine verilen, hatta bununla ilgili de bir şey var. Liman Paşa'ya 8 Ağustos günü, yani görev almadan önce durum çok tehlikeye girince Cokbayırı tepesini ele geçiriyor Yeni Zelandalılar. 7 Ağustos gecesi. 8 Ağustos'ta önce Esat Paşa'yı arıyor. Durum çok kritik. Buraya hani ciddi müdahale lazım deniyor. Esat Paşa'dan bir sonuç alamıyor. Fahrettin Altay Paşa ile beraber Liman Paşa'yı, yani 5. Ordu Komutanı'nı arıyor. Ne yapmak lazım diyor Liman Paşa durumu anlatınca. Diyor ki bütün kuvvetleri emrime veriniz. Çok gelmez mi diyor. Mustafa Kemal diyor az bile gelir. Bunlar Liman Paşa'nın hatıralarında ve savaş günlüklerinde var Osmanlı'nın da. Genelkurmay Savaş günlüklerinde var. Ve ne oluyor biliyor musunuz? 9 Ağustos gecesi bütün Anafartalı bölgesindeki ve bütün Çanakkale bölgesinde dolayısıyla çünkü Seddübel'deki kuvvetlerimiz de oraya geldi. 7. Tümen, 8. Tümen, 9. Tümen, 12. Tümen. Bunlar tamamı 5 tane tümen gelip o bölgede Mustafa Kemal'in emrine giriyorlar. 9 Ağustos'ta harekatı başlatıyor. 10 Ağustos'ta zafer. İşte Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki rolü bu. Ve o iki defa iki yerde ciddi manada öne çıkıyor. Bir savaşın ilk günü 25 Nisan'daki 50. alayı kişisel kararıyla. Çünkü top sesleri geliyor sabah 5'te. Liman Paşa ta Saroz'da bekliyor. Esat Paşa Saroz'da bekliyor. Saroz neresi biliyor musunuz? Ta yukarıda Keşan'a yakın bölge. Yani savaş bölgesinden uzak. Gelibolu Yarımadası'na baktığınız zaman dar olan bir yer olduğu için evet. Liman Paşa'da onun altındaki 3. Kolordu komutanı olan Mustafa Kemal'in de komutan durumundaki olan Esat Paşa'da savaşı yukarıda bekliyorlar. Harekatı yukarıya bekliyorlar. O dar bölgede bekliyorlar. Mustafa Kemal de inadına itiraz ediyor. Diyor ki bakın orada değil. Esas Cokbayırı, Çimentepe mevkii yüksek olan Yarımada'ya hakim olan tepeyi ele geçirmek isteyeceklerdir. Arıburnu'na Kabatepe Limanı'na yapılacak diye söylüyor. Sonra onları ikna ediyor bugün. Bakın getiriyor oraya. Esat Paşa böyle alaycı bir şekilde diyor ki Mustafa Kemal beyefendi nereden gelecekler diyor. İşte buradan diyor. Merak etmeyin beyefendi merak etmeyin gelmezler diyor. Sırtına vuruyor Mustafa Kemal'in. Gelemezler diyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? İşte o sadece yarbay olarak denilen, albay olarak bir tümenin komutanıydı. Üstünde Esat Paşa vardı, üstünde Liman Paşa vardı diye söylenen durumda Mustafa Kemal haklı çıkıyor. Ve orada Bigal'ı, oraya yakın bir bölgede Bigal'da ihtiyatta bulunduğu için daha Esat Paşa ile Liman Paşa ordu komutanı Saroz'dayken o gece oraya müdahale ediyor. Müdahale etmeseydi 27. alay tamamen erimişti. 57. alayda yetişememişti ve şu an Çanakkale'de bir şey de yoktu, İstanbul'da da bir şey yoktu. Yani ilk gün böyle bir olayı var. Bütün savaş boyunca Arıburnu komutanı oluyor. Sonra da Anafartalı grup komutanı olarak savaşın esas çetin geçtiği ve final bölgesinde o bölgenin tek komutanıdır. Bu da herkese söylüyorum. Ama, bilmeyenler de öğrensinler. Ama yani şimdi siz anlatıyorsunuz da yani böyle bir liderlik o ruhta var demek. Yani o dönemler içerisinde üzerine iki tane üssü olmuş olduğu halde böyle kritik bir karar alabilmek. Bir cümle. Doğru zamanda doğru yerde. Evet. Başarının sırrı bu. Doğru zamanda ve doğru yerde. Tabii şeyle hani bazı olaylarda işte böyle günlük olaylarla da hani devam edelim demiştim. Mesela burada bizim Seddülbahir bölgesinde Yahya Çavuş'u, evet. Onun kahramanlıklarını unutmak mümkün değil.
İşte Hasan Yarbay'ımız var, onun vakası var, onu da unutmak mümkün değil. Yani öyle bir olay ki, bir de Çanakkale'yi şöyle bir şeyle izah etmek lazım. Şimdi o topraklarda ne varsa, mesela Turva'da da böyle. Şimdi batıdan bir hücum var, bir istila var. Turva'da böyle değil mi? Turva da Çanakkale'de. Turva savaşta, o da Çanakkale'de. O da şeyde, karşı tarafta, Kumkale'de. Yani savaşın Gelibolu'nun karşı yakası da Kumkale. Orada da Çanakkale Savaşı ya. Oldu da. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Batılı istila güçleri, emperyalistler, Anadolu topraklarına hücum ediyorlar. Ve sadece Truvalılar değil bakın. Anadolu'daki ve hatta yakın Orta Doğu'daki birçok devlet Truva'ya yardıma koşuyor. Ve adeta Anadolu ve arkasındaki medeniyetle istilacı güçler arasındaki çatışma oluyor Truva Savaşı. Şimdi aynı topraklar yıllar sonra Çanakkale Savaşı'nda tekrar yani oradaki Türk gücünün içerisinde Araplar var, işte başka mesela gayrimüslimler de var. Bunu da çok bazen göz ardı ediyoruz. Mesela 57. Alay'ın doktoru Dimitriyatin, Rum. Biliyor muydunuz bunu? Şehit oldu yüzbaşı. 57. Alay'la beraber tamamı şehit oluyor. Ve yani ölmeden önce yanında Ali Çavuş var. Yani bölüklerden birisinde yani görevli. 57. Alay'ın birimlerinde. Ölmeden önce şunu söylüyor. Sakın ha diyor Ali Çavuş. Gavur mahur dersiniz. Beni başka yere gömersiniz. Beni sizlerden ayırma diyor. Yani bu da Rum ama Türk tabiyetinde ve bizimle beraber orada. Ve işte o da şehit oluyor. Yani bizim orada birçok kesimden herkesin el birliğiyle bir mücadeleye girdiğimizi ben bugüne bir açılım yapmaya çalışıyorum. Yani bizi aslında bugün de birleştirecek olan ruh Çanakkale ruhudur. Bütün hocam, bu sorunların içerisinde bütün coğrafyamızı kucaklayacak. Çünkü Hakkari'den de insan var, Edirne'den de insan hocam, var. Hocam Çanakkale ruhu diye buraya not aldım zaten. Onu giyeceğim. Biraz önce anlatırken Çanakkale, Truva'yı anlatırken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani binlerce yıl öncesinde yapılmış olan bir Truva Savaşı. Biz dünyadaki herkese adamlar Truvalı Truva Savaşı'nın Truvalı Helen'i ezberlettirdi. Biz hala Çanakkale'de Mustafa Kemal'in rolünü konuşuyoruz burada hocam. Evet. Tartışıyoruz. Çünkü bu noktadayız. Kendi değerlerimize biraz düşmanlığımız bunu var. Biz da nasıl anlatamıyoruz hocam bunları? Yani bu inan ki yani o kadar üzülüyorum ki yani Çanakkale Savaşı bizim için çok çok önemli. Osmanlı döneminde yapmış olduğumuz işte efendim İstanbul'un alınmasından tutun birçok şeyler. Bu hikayeleri, bu efsaneleri yani efsane değil bu gerçekleri anlatamıyoruz bile hocam. Dünyayı anlatamıyoruz ama işte dediğimiz gibi Truvalı Helen'i burada biliyoruz ama Yahya Çavuş demiş olduğumuz zaman ya hiç o kadar, biz bakın bilmiyoruz. Yahya Çavuş şimdi yani ben buradan oraya ziyarete gidecek olan vatandaşlarımıza özellikle söylüyorum. Yani mesela Seddülbahir'e gidin biraz uzak bir köşe uç bir bölge. Gerçi o bilinen Çanakkale Antı'nın olduğu bölge ama hemen Morto Koyu var orada bir sağa doğru kaymaları gerekiyor. Muhakkak Yahya Çavuş'un anıtına gitsinler. Çünkü 67 kişiyle bakın o zırhlılar ilk harekatı yapacakları gün bizim Ertuğrul Koyun'daki o tabyaları öyle bir ateş altına alıyorlar ki yani bakın şu Ian Hamilton'ın kitabı. Evet. Gelibolu Hatıraları 1915 diye. Bu Ian Hamilton kim biliyor musunuz? Bütün Çanakkale'ye hücum eden bütün İngiliz, Fransız işte ancak bütün güçlerin başkomutanı bu adam. Ian Hamilton. Onun savaş tarihi hatıralar. Türkçesi bu yeni çıktı bunun. Şimdi burada anlatıyor. Diyor ki Ertuğrul Koyun'a diyor sabahtan akşama kadar Queen Elizabeth'in 38'lik topları öyle bir dövdü ki diyor toprak altına üstüne geldi. Ortalık ateşe salındı diyor. Ama diyor hala diyor Türklerin piyade tüfeği sesleri geliyordu. Susmamıştı diyor. İşte o kimindi piyade tüfeği biliyor musunuz? Yahya Çavuş'un 67 arkadaşı. Bütün tabya yerle bir oluyor. 67 arkadaşıyla sağ kalıyor. Koskoca Revey Plate gemisindeki 3000 tane yani 29. İngiliz tümenine karşı akşama kadar orada duruyor. Ve yine aynı 50. Alay gibi 3 arkadaşı sadece sağ çıkıyor. 67 kişi. Işte. Yahya Çavuş'la beraber 3 arkadaşı tamamı şehit oluyor. Yahya Çavuş yaralanıyor. Yaralı bacağını kemeriyle sıkıyor. Daha sonra geriye geliyor. Tedavi oluyor. Tedaviden sonra tekrar savaşa dönüyor. Ve 3. Kirte Muharebesi'nde Alçatepe'de aynı bölgenin biraz daha gerisinde şehit oluyor. Yani gene orada kalıyor. Bu 67 arkadaşla beraber o anıttadırlar. Orayı muhakkak ziyaret etmelerini istiyorum. Yani mesela orada o ilk gün o
şeyin önünde duramasaydı ne olurdu? Savaş'ın tekrar söylüyorum, Liman Paşa ile Esat Paşa'nın kurgusu gereği Saros Körfezi'ne yapılacak hamle nedeniyle öyle düşünülerek Savaş'ın bizim oraya ayırdığımız 5 tümenin tamam, yani büyük kısmı daha doğrusu oraya aktarılsaydı. Saroz'daydı. Bir tek koca hem Arıburnu bölgesi hem de Seddülbağ'ı çıkarma yapın. İki bölge sadece ve sadece 9. tümen. Bunu eğer bilmiyorlarsa öğrensinler. Özellikle Mustafa Armağan falan gibi birkaç böyle hani tarih cahili insanlar var. Ayrı bir siteler falan kurup ayrı insanlar böyle televizyonlarda gezdiriyor. Bunlar yandaş kanallarda böyle farklı algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Gitsin okusun bak. Bana gelsin desin ki 9. tümenden başka. Hatta 19. tümen. Mustafa Kemal'inki de sağ arkada. 9. tümenden başka Arıburnu ve Seddülbahir'de başka tümen var mıymış o ki yokmuş bana söylesinler. 4 tane tümen Liman Paşa ve Esat Paşa'nın yanlış kurgusunda da Saroz'da beklerken sadece 9. tümenin 3 alayı savaşa ilk gün girmiştir. İşte Yahya Çavuş ilk gün olmasaydı, Mustafa Kemal'in 50. alayı olmasa bugün Çanakkale'de bir şey yoktu, İstanbul'da bir şey yoktu, Türkiye'de bir şey yoktu. Bunları bilip konuşmak lazım. Bilmeden böyle karnından kurgu yapıp uydurup şey yapmamak lazım. Doğru yerleri anlatmak lazım. Yahya Çavuş'u da orada o 67 arkadaşıyla beraber ruhlar şad olsun orada tutan herhalde işte bahsetmiş olduğumuz Çanakkale ruhu. Ruhu, kesinlikle. Nedir hocam Çanakkale ruhu? Ne vardır bu Çanakkale ruhunun içerisinde? Şimdi, yani şu anda biz bu hep Çanakkale ruhundan bahsediriz ama biz de Türk gençleri olarak yani bu Çanakkale ruhundan ne kadar yakınız, ne kadar uzağız? Şimdi önüne bakmak lazım. Şimdi 1911'de Trablusgarp'ta bir yenilmişsiniz. 12'de Balkan'da büyük bir tokat yemişsiniz. Bütün Balkan topraklarını kaybetmişsiniz. İşte Kaynarca dediğim şeye kadar, ne o? Büyükçekmece'ye kadar gelmiş istila güçleri, Bulgarlar, Ruslar. Zar zor Edirne'ye kadar bir tekrar geri almışsınız. Sürekli bir mağlup olan bir ülke var. Evet. İşte Arap Yarımadası'nda kötü durumdasınız. Galicia'da kötü durumdasınız. Ne oldu? Bir tek kurtuluş noktanız kaldı. Yani o gün Çanakkale'de zaten durdurmak zorundasın. Haritayı görüyorsunuz. Öte tarafı İstanbul başkent. Anadolu'nun kapısı. Artık savaşı uzak bölgelerde yapmıyorsunuz Ümit Bey. Yani Balkan'da değilsiniz. Arap Yarımadası'nda değilsiniz. Evinizin içindesiniz. Kendi topraklarınızda. Kendi toprakta. Artık orada bir şey olmuş. Yani her kesimden, Anadolu'nun her tarafından bir duruş sergilenmeye, bir mücadeleye koşmaya başlıyor. Ya düşünün Tokat'ta çocukları. Hey 15'li 15'li. Ya. 15 yaşındaki çocuklar Tokat'tan yola çıkmışlar. O 15'li türküsü o. Biz de çıkıp kalkıp şimdi düğünlerde hey 15'li 15'li göbek atıyoruz. Evet. O göbek atacak türkü değil sevgili vatandaşlar. O bir ağıt. Yani Çanakkale Savaşı'na giden 15 yaşındaki çocukların ağıtı o. Biz oynaya oynaya, güle oynaya gittiğimiz için hareketli. Yoksa siz göbek atasınız diye değil. Mesela onu bilip ona göre davranmak lazım. Oradan gidiyor insanlar ve subay savaşıdır. Sadece erlerini, bizim subaylarımızın eğitimli kesimi büyük kısmı Çanakkale'de gitmiştir. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Galatasaray Sultanisi. Lise öğrencileri? Herkes orada. Bakın o Kanlı Sırt Muharebesi'nde, ünlü Kanlı Sırt Muharebesi, 10 bin şehit verdiğimiz gün en çok İstanbul Üniversitesi öğrencisi, İstanbul Tıbbiyesi, tıp doktoru öğrencileri, Galatasaray Sultanisi hep öğrenciler gitmiştir o 10 bin şehit verdiğimiz gün. Subay savaşıdır. Hep subaylarımız gitmiştir. Her taraftan, Türkiye'nin her tarafından insanlar oraya, yani sadece çağrıyla değil, çağrısız gitmişlerdir. Mesela Mustafa Kemal'in Sofya'da ateşe, şimdi olay oraya doğru düğümleniyor, Çanakkale'ye doğru. Herkes görüyor bunu. Enver Paşa'ya mektup yazıyor. Mektubun şeyi var bende, orijinali. Evet. Enver Paşa'ya mektup yazıyor. Derhal diyor hani o bölgede bir yerde görev almak istiyorum. Mustafa Kemal Çanakkale'yi kendi isteğiyle beraber. Evet. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Bugün yine buradan söylüyorum. Sultan Vahdettin'e çıkıyor. Mustafa Kemal. Yeni kurulacak olan Çanakkale müdafaa için kurulacak olan 5. ordunun başına lütfen siz geçin. Yani bu halktaki yanlış intibayı, hani biraz daha halktan kopuk yapınızı daha güçlendirir. Eskiden olduğu gibi hani Osmanlı'nın geçmişinde Fatih ordusunun başında, Yavuz ordusunun başında, Kanuni ordusunun başında. Gelin ordunun başına gelin. Bundan büyük kendinizi gösterme yeri yok diyor. Bakın yani şimdi benim hem Çanakkale'de Çanakkale'ye giden süreci anlatıyorum. Hani hem subay gözüyle, bilinçli adamlar gözüyle hem de Tokat'taki 15 yaşındaki çocukların gözüyle anlatıyorum. Evet. Herkes orada bir şey artık son nokta olduğunu biliyor. Ve onu kabul etmiyor. 5. ordunun oraya yeni kurulan 5. ordunun başına Liman Paşa'yı koyuyorlar.
İşte daha sonraki süreci anlattım. Yani Türkiye'nin her bir tarafından oraya bir imece usulü bir koşturma var yani. Hocam bir parantez, evet. Niye Limanpaşa? Evet. Yani bir Alman. Evet. Yani bizim yok muydu subaylar? Evet. Ben bunu düşünüp dururum hocam. Enver Paşa'ya sormak lazım. Ha? Enver Paşa'ya sormak yani lazım. Yani yok muydu hocam bizim? Şimdi bakın sadece... Biz yani tarihinde şanlı zaferlerle dolu, evet. Türk toplumunda, Osmanlı'da yani... komutan yok muydu hocam? Limanpaşa. Şimdi bunu tabii Enver Paşa'ya sormak lazım. Ama yine de ben şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çanakkale Savaşı'nda o kadar büyük komutanlar yetişti ki bizden. Orası bir eğitim sahası da oldu. Daha sonra Dumlupınar'da, Kurtuluş Savaşı'nda bunlar hep önde kullandığımız insanlar oldu. Daha sonra gelişen süreçler. Bakın size sayayım. İsmet Paşa. Evet. Çanakkale'de bir tümende kurmay başkanıydı. Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak ilk günlerde Seddülbahir grup komutanıydı. Fahrettin Altay. Bizim Dumlupınar'da ünlü Suvari Kol Ordusu yarma harekatını yapıp da Yunan ordusunu şaşırtan Fahrettin Altay Paşa. Orada Liman Paşa'nın kurmay başkanıydı. Yani şeyde Kurtuluş Savaşı'nda kimi görürseniz yani ön planda çarpışan hepsini Çanakkale'de eğitim aldığını görürsünüz. Hep Çanakkale'de parlamış insanlar. Atatürk'ün silah arkadaşları tanımış. Tabii ki. Her birisi farklı bölgelerde ama bakın mesela Refet Bele. Yani bütün o bizim şeyde Kurtuluş Savaşı'nda birlik komutanları, büyük ordu komutanları kimlerse hep Çanakkale'de bunların eğitim aldığını görürsünüz. Bu da bir başka yönüdür. Orasında bir eğitim sahası olduğunu, daha sonra gelişecek olan Kurtuluş Savaşı için Türk subaylarının kendisini yetiştirdiği bir yer olarak görmek lazım. Peki hocam Yahya Çavuş'u anlatınız. Bir başka birisinden daha bahsedeyim. Mesela işte Yahya Çavuş'u ziyaret ettiklerinde hemen ondan bir 4-5 kilometre arka tarafta yolu yoktu ben son gittiğimde. Hasan Çavuş'un, şey Hasan, evet. Yarbay Hasan'ın, pardon Hasan Çavuş değil, Yarbay Hasan'ın mezarı var. Bunu muhakkak yine ziyaret etmelerini isterim. Bir şose yoldan gidiliyor ama özellikle böyle not alıp da gidilirse. Onu da şöyle bir şey, bir alay komutanımız yine bu Kerevizdere Zığındere hattında Fransızlarla çarpışıyor o bölgede. Bir gün zafer kazanılıyor. Tabii etrafta yaralılar falan var. Bir tane Fransız subayı inlediğini görüyor. Hani yardım etmek için şöyle çeviriyor. O da onu tabii bekliyormuş. Hançerini haince bir şekilde saplıyor. Ve hani orada şehit oluyor. Onun Canberk diye bir Cankat veya Canberk, çok emin değilim ondan, bir köpeği var. Bu köpeği de daha önceden böyle çok bakımsız pejmurda bir durumdayken son anda buluyor ve onu besliyor, büyütüyor. O da onun yanından savaş boyunca hiç ayrılmıyor. Yani köpeğiyle beraber o da savaşın içerisinde bulunuyor. O gün o tabii yaralanıp da orada şehit düşme pozisyonuna gelince köpeği de ayak dibine geliyor. İşte onu sürekli uyandırmaya falan, yüzünü işte yalamaya falan çalışıyor. Uyandırmaya çalışıyor falan. Tabii şehit oluyor. Şehit olunca üstünü bir bayrakla örtüyorlar. O köpek de işte bayrağın altına, ayak ucuna giriyor oraya. Kıvrılıyor onunla beraber hani kaldırılana kadar. Sonra bayrağı alınıyor. İşte onu defnetmek için götürdüklerinde köpeği uyandırmaya çalışıyorlar. Köpeğin de öldüğünün farkına varıyorlar. Yani üzüntüden oradan artık onunla beraber ölüyor. Şu andaki mezarında köpeği de aynı yerde. İkisi beraber orada şeydeler, defnedilmiş durumdalar. Yarbay Hasan diye bakılırsa, hatta onunla ilgili bir yanındaki yüzbaşının bir anlatımı var hatıralarda. Tam ölmeden önce beni ayağa kaldırın dediği görülüyor. O yaralı halde ayağa kalkıyor. Karşıya doğru bir noktaya bakıyor. Niye zahmet buyurdunuz ya Resulallah diyor. Adeta hani peygamberlerimizin geldiğini gördüğü söyleniyor. Yani öyle de tam bir şey var. Tam ölüm anında. Evet, o anda onu görüyor, öyle hissediyor. Veya işte o ondan sonra da şehit oluyor. Şehit olduğu yerde aynı yere gömülüyor. Yanında da köpeği de gömülüyor. O uzun süre birliktelik oldukları. Şimdi o anıtın olduğu yer var. O ünlü Çanakkale abidesinin olduğu yer var. Oradan işte Yahya Çavuş'un olduğu Ertuğrul Koyu var. Hemen onların ikisinin orta aşağı yukarı arka taraflarında bir bölgede özellikle gidip aramaları lazım. Çünkü o kadar kötü bir dizaynı var ki yani mesela onların 1915'te savaş olur, 18'de 19'da gelip o savaş alanını düzenliyorlar. Hepsini
şehitliklerini falan yapıyorlar. Kendi mezarlıklarını daha doğrusu yapıyorlar. Hemen 2 yıl sonra. Tabii 2-3 yıl sonra hemen gelip oralara düzen soruyor. Biz hala aradan 100 yıl geçmiş. İhaleler veriyoruz. Böyle mesela ben biraz önce seninle konuştum. Dedim ki bir dere yatağına giriyorsunuz, mermi buluyorsunuz. Evet. Veya çimende yürüyorsunuz, bir şey buluyorsunuz. Şimdi o kadar altı üstü şehitle yoğrulmuş bir toprakta şimdi büyük iş makineleri koca otobanlar açıyorlar. Bu tür tarih bölgelerde böyle büyük yollar falan, yani çünkü yol ne kadar geniş olursa ihale o kadar büyük oluyor herhalde. Mesela oraya ulaşacak kadar küçük bir yol yapıp düzene sokmak lazım. Şimdi darmadağın ettiler orayı. Hani düzenleme adına. Tarihi şeyi bozmamak. Tabii düzenleme adına darmadağın ettiler. Şimdi mesela bir firmaya, firmanın adını söylemeyeceğim burada tabii. Söylemeyin hocam. Evet, firmaya ihale edilmiş bir şehitlik. 57. alayın hemen gerisinde bir şehitlik var. İhale edilmiş. Ben şimdi bir önceki gidişimde yoktu. Sonraki gidişimde gördüm onu. Hani oraya düzenleme yapmış güya. Şimdi mesela yabancı şehitlik şeylerinin mezarlıklarını görüyorsunuz. Mermer. Üzerine işte oyma yazıları var. 100 yıldır duruyor. Son derece bakımlı. Evet. Taş, mermer. Hani biraz daha anıt havası var. Şimdi bunlar timsali şey yapmışlar. İsimler yazmışlar. Neye yazmışlar biliyor musunuz? Teneke. Şimdi şöyle ayaklı bir teneke yapılmış. Tenekenin üzerine işlemeli bir şekilde şehit isimleri yazılmış. Ama bir tanesinde bir tane değil. Bir tanesinde 50 tane isim var. Böyle arayıp bulman lazım. Küçücük küçücük yazılar. Böyle bir sıra halinde. Bir de teneke yani. Neden teneke diyorum? Bir yağmur başladı orada Ümit Bey. Bir tangırtı geliyor şeyden, şehitlikten. Tangır 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 tangır. Hani böyle hani alay eder tangırtı gibi böyle. Yani çok şey, özensiz, düşünülmeden. Hani bakıyorsunuz Mustafa Kemal'in, Atatürk'ümüzün Anıtkabir'deki işte mozolesi mermer. Hani bu tür evet. Anıt yerler daha çok mermerden, taştan, böyle orijinal şeylerden yapılmış. Böyle tenekeden belli bunun yağmurda tıngır tıngır edeceği, paslanacağı. Ya tabii 100 yıl yani, sonrasına gitmesi işte lazım. Ama şu şimdi ondan vergi indirimi yapacak. İşte böyle ihale usulü yapılmış işler. Böyle özensiz. İnsan çok üzülüyor gittiği zaman. Yani bir de bunların böyle özensizce yapılmış. Mesela orası bir arkeolojik çalışma yapıp da hani şehitlerimiz falan ortaya çıkıp da yapılmamış. Yan tarafın adam yapmış gitmiş. Halbuki orası birçok toplu büyük zayiatların verildiği, 10 bin şehidin olduğu günlerde oralar belki de toplu mezarlar. Yani oralarda böyle araştırılmış, tarihçiler tarafından irdelenmiş, yapılmış şeyler. Peki hocam ya. Burada bu türlü bahsetmiş olduğunuz kazılar yapılıp işte tarih gün ışığına çıkartılmış. Kazıya gerek yok. Bakın çok yakın tarih olduğu için hepsinin belgesi var zaten. Genel kurmay kimin nereye nasıl gömüldüğünü, kayıtları biliyor. Bakın bir şey daha düzelteyim. Gerçekleri konuşuyoruz. 250 bin şehit verdik. Evet. Yanlış. Bizim Çanakkale'deki şehidimiz 80 bin. 70 küsür bin. Şehit olarak söylüyorum. Evet. Geri kalan işte kayıp var. Bir 10 bin kayıp. Yaralı var 90 bin. Hani savaş dışı kalan falan filan 252 bin. Yani bu bütün kayıp 252 bin. Bizim şehitimiz 70 bin Çanakkale'de. Hani biz 250 bin insan öldü falan yok. Karşı tarafta öyle. Onların da yaklaşık 90 bine yakın ölüsü var. Yani bunları böyle doğru şey yapmak lazım. Yani bunun üzerinden sanki sayı arttıkça şey oluyor gibi. Yok öyle bir şey. Yani ama bizim 250 bin insanımızın çarpıştığı orada 400 bin insanımız. 400 bin insanımız orada o topraklarda mücadele verdi. 250 bini işte yaralısıyla, ölüsüyle, şehidimizle. Hocam fotoğraflar verdiniz. Getirdiniz. Ben bunlar da benim dikkatimi çekti. Ya konu belki olur diye. Mesela hani demiştim orada bu coğrafyadan herkes var. Mesela bakın Arap giysili. Arap giysili. Arap da var yani. Şu kameraman arkadaşımız var. Biraz aşağı doğru indirebilir misiniz hocam? Evet. Tamam. Bu gördüğünüz gibi bir siper. Şimdi evet. Bu siperler tabii ki 10 dakikada bir yer değiştiriyor. El değiştiriyor. Bir onlar bir biz. Değil mi? Tabii. Birbirine siperlerin böyle 8 metre yakın siperler var. Neresi olduğu belli mi hocam buranın? Tamam. Burası coğrafyası biraz Alçıtepe'ye uyuyor. Kirte bölgesi. Evet. Sedirbay bölgesine biraz benzettim. Arap kıyafetleriyle evet. İşte Orta Doğu. Çünkü oradaki savaşı biraz demiyor. Mesela Conk Bayırı'nda daha böyle engebeli bir arazi olduğu için Conk Bayırı'nda bu tür düz bir arazi çok yok. Ya Anafarta grubudur ya da Anafarta Ova biraz. Ama burası daha çok Alçıtepe'ye. Bunlar temsili resimler değil. Değil hayır bu orijinal resimler. Orijinal resimler. Ben bu resimlerden 100'e yakın işte o sergide hatırlarsan orijinal resimlerden bulmuştum. Çanakkale Şehitleri Derneği de çok yardımcı olmuştu bana. Ama o gün şeyler de vardı biliyorsun mermilerimiz şunlar. Mermileriniz de var. Ben hepsini 4 kere sergi yaptım biliyorsun. Son sergiden sonra Ordu coğrafyasında 4 kere sergi yaptım. Önce Ordu Devlet Hastanesi'ne başladık evet. Bahçesinde.
Bir tanesini Çambaşı Yaylası'na götürdüm. Çambaşı'nın kutlamasının olduğu şeyin, şenliklerinin olduğu gün oraya götürdük. O da rüzgarlı bir havada yapmıştık. Sonucundan sonra da onu liselere falan resimleri bağışladık. Hatta halk eğitim merkezine de o mermileri falan diğerlerini verdik, sergilesinler diye. Artık ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Evet. Yani bir siper yine. Bakın bu Conk Bayırı. Bu da Atatürk'ün buradaki etkinliği göstermek görsel açıdan şey yapılmış. Yine siperler herhalde hocam değil mi orada? Tabii. Bakın şu söz önemli. Aslında ben bunu Atatürk'ün etkinliği için sadece getirmedim. 10 Ağustos günü sabaha karşı ben en öne gideceğim ve buradan hücumu benim kırbaçımla beraber, kırbaç hamlemle başlatacağız dediği gün 10 Ağustos zaferi, yani onların kesin oradan sökülüp Conk Bayırı'ndan ta kıyıya kadar sürüldükleri Anafat'a zaferinin başladığı sabah askerlerine şunu söylüyor bakın. Benimle beraber burada savaşan bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki üzerimize verilen namus vazifesini tamamen yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Dinlenme ve uyku aramanın sonucu bu istirahatten yalnız bizim değil bütün milletimizin sonsuza kadar nasipsiz kalmasına sebebiyet vereceğini hepinize hatırlatırım diyor. Bazı anlar vardı ki dinlenme, uyku, yorgunluğu bırakacaksınız. Bugün burada uyursanız diyor sonsuza kadar uyuruz diyor. Bu ülkeyi teslim ediyoruz. Bugün diyor uyku yok bu gece ve sabahleyin önlerine geçiyor kırbaç hamlesiyle. İşte o iki harekatı başladı ve karşı tarafın komutanı o gün ölüyor. Kendisine de bir şarapnel parçası. Annesinin saatine evet, denk saatini. Geldi. O saat şu anda Almanya'da. Hani olay kurgu değil. Saati çünkü Liman Paşa kendisinden alıyor hatıra olarak. Liman Paşa kendi saatini de Atatürk'e veriyor. Atatürk'e verdiği saat Anıtkabir'de. Evet. Bilmeyenlere söylüyorum. O göğsünde şarapnelin parçaladığı saat Almanya'da. Liman Paşa'ya hediye ettiği için. Onu da hocam öyle söyleyeyim. Hikayeler anlattınız ki vallahi tüylerim diken diken oldu. Yani bir de Çanakkale'ye gidip orada bunu anlatan görevli arkadaşlarımız var. Onların anlatımları da bambaşka. Ama Çanakkale herkesin gitmesi lazım hocam değil mi oraya? Kesinlikle. Yani oraya ben bir hani Türk ya da başka tabiatten kimse yani bu Anadolu coğrafyasında bu toprakta ortak kaderimizi paylaştığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının herkesin oraya gidip o ruhu bir alması lazım. Evet. Çünkü orada herkesten bir emek var. Orada bir imece usulü, ta Hakkari'den dediğim gibi Edirne'ye kadar her yöreden insan var. Bizi kurtaracak, önümüze doğru ışık tutacak, yol açacak ruh Çanakkale ruhudur. Evet. Mesela orada müzelere gittiğinizde görürsünüz havada çarpışan mermiler vardı. Evet. Ya mermi çekirdeği o kadar hızlı gittiği halde o kadar yoğun bir atış var ki ikisi havada çarpışmış karşı birbirine. Şimdi ben o sergide vardı bir tane. Vardı evet. Onu vermiştik. Bakın bunlar da boş kovanlar. Bakın. Bir dağ oluşturmuş. Metrekareye yani. 6000 mermi hesap edilen. Metrekare, bir metrekare tam 6000 mermi düşüyor. Şu bakın şuraya boş kovanlar. Onlar bile top mermiler hocam. Bakın yani o zamandan çekilmiş resim. Oradaki evet. Askerlerimiz oradaki şeyi görüntüyü çekip resmetmişler bugüne. Mesela bu 57. alayla ilgili bir şey var. Bu bizim 57. alayın sancağı. Bu da Anzak koyuna inen yukarıdan kanlı sırttan inen bir küçük patika yol. Burayı şu anda da var burası. Conk Bayırı buranın üstünde oluyor hemen yukarıda. Bu 57. alay mevzileri buralar. Bu 57. alay o gün tamamen şehit düşünce 57. alayın bayrağı da Avustralyalıların eline geçiyor. Bunu götürüyorlar. Şu anda Avustralya'da bir müzede sergileniyor. Bir ağacın dalında asıl olarak bulunuyor. Ve altında da şu yazı yazıyor. Bu alay sancağı Gelibolu savaş alanından getirilmiştir ama esir edilememiştir. Çünkü Türk ordusunun milli geleneklerine göre bir alayın sancağı alayın son eri ölmeden teslim edilmez. Bu sancak son muhafızının da altında ölü olarak yattığı bir ağacın dalında asıl olarak bulunmuştur. Bu nasıl bir şey hocam? Vallahi. Bu da o Elinci Alay sancağımız. Evet. Şimdi hocam bir şey söyleyeyim evet. Mi? Onların bizlere, Türk toplumuna göstermiş olduğu saygı da benim güzel değil mi hocam? Yani şu sancağı evet. Aynı şekilde daha... Şimdi tabii savaşın ilk günlerinde biraz hani boğaz boğaza biraz daha böyle sert geçten sonra tabii
belki savaş psikolojisi bilemiyorum ama iki tarafın ucundaki insanlar arasında belli bir süre sonra iletişim başlıyor. Yani evet. Bir de ölüm çok fazla. Hani ertesi bir günde 4000 kişi, bir günde yerine göre 10.000 kişi ölüyor. Belli ki bir sonraki gün ölünecek işte. O gece işte sabah savaş başlamadan önce bazı böyle karşılıklı iletişimler kuruluyor. Mesela şu şey var. Kitaplar mesela şu ünlü kitap var Gelibolu Yeni Gün Destanı Nigel Steel'in. Bu uzun yıllar Gelibolu hakkındaki ilk kitaplardan biri olarak şey yapmıştı. Mesela burada örnekler var. İşte bir karşıda mesela Türk siperlerinden böyle yanık bir ses, bir Anadolu türküsü sesleniyor. Bütün Anzak siperleri, İngiliz siperleri de susuyor, onu dinliyor. Her gece aynı saatte o türkü söylendiğinde herkes dinliyor. Ama bir süre sonra türkünün sesi duyulmamış. Duyulmamaya başlıyor. Onun şehit olduğunu anlıyor bütün yani evet. Karşı tarafta, bizim tarafta hani onu öyle algılıyor. Bunlardan... Mesela şeyler var. Trakya kaplumbağalar var. Çok küçüktür böyle. Evet. Gezerken önünüze çıkan. Yani şu avucum içi falan gibi. Çok yoğundur. O bölgede de var. Mesela üstüne işte mum yakıp karşı sipere doğru gönderdikleri. İşte böyle aralarında duygusal alışverişle yaptıkları da oluyor. Mesela sigara atıyorlar bizimkilerine. Bizimkiler onlara işte kavurma et gönderiyor. Böyle atıyorlar. Böyle iletişimler var kendi aralarında. Evet. İlginç iletişimler var. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Evet. Farklı bir programda yine bu konunun yani o kadar uzun bir konu ki o anlatılması gereken evet. Bir şey ki işte biraz önce anlattığınız, sizin söylemiş olduğunuz gibi Çanakkale ile ilgili bambaşka gerçekler. Yani bilmemiş evet. Olduğumuz kim bilir daha neler var. Ben özellikle yeni neslin, yeni kuşakların Çanakkale ruhunu anlamaları için bunu çok iyi araştırmaları, okumalarını özellikle tavsiye ediyorum. İki konu çok önemli. İki konu çok önemli. Bir, bilinçli olarak herkes bilsin ki evet. Mustafa Kemal'i oradan ayıklamaya çalışan bir zihniyet var. Bunu, şarlatanlar var. Bunu net bir şekilde koyuyorum. Bunlarla ilgili ben buradayım. Evet. Yani yüreği yeten varsa gelsin benimle tartışsın. Evraklar üzerine konuşacağız. Ben bir konuya bunu özellikle hassas olmalarını, Türk gençlerin evet. Bu konuda hassas olması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de kulaktan dolma, böyle farazi, safsatalarla yola çıkmayın. Bu konuda yayın okuyun. Bakın ben sadece Türk yayınları okumuyorum. Şimdi bakın Ian Hamilton, Müttefik Güçler Başkomutanı. Aspinall Oglander bu İngiliz savaş tarihini yazmış adam. Bu Türkçesi yoktu bunun. Bakın bu çıktı. İngiliz savaş tarihinin, yani Çanakkale savaş tarihinin İngiliz tarafından yalan belgeleri var bunun içerisinde. Efendim, Genelkurmay Savaş Tarihi var. Bizim Genelkurmay Savaş Tarihi var. Yine aklı başındaki bazı yazarlarımız, mesela Siper Nardı Vatan, Erol Mütercimler, işte Turgut Özakman Diriliş. Doğrudur yayınlardan okuyun. Bir şey daha, son bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Eğer Mustafa Kemal'i biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve kurucusu olduktan sonra yanlı bir yayınla Çanakkale'de öne çıkarıyorsak, buradan herkese soruyorum. Mustafa Armağan da duysun bunu buradan. İstanbul'da Osmanlı zamanında, savaş zamanında basan harp mecbuasında Çanakkale ile ilgili neden koca boy resim Mustafa Kemal'in resmi var? Bakın o zaman Osmanlı. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulmamış. Enver Paşa başta. Ve harp mecbuasının bütün sayfası Mustafa Kemal'e ayrılıyor. Basılıyor ve Enver Paşa toplattırıyor geri. Fakat toplatılmayan kısımları ele geçti bunların. Şu anda var. Ben görüntüsü bende de var. Fakat o Enver Paşa başarıdan sonra, yani büyük başarıdan sonra gidip Kemal yerine bizzat Mustafa Kemal'i kucaklıyor. Seni tebrik ediyorum diyor. Genelkurmay Başkanı, Başkomutan sıfatıyla gelip Mustafa Kemal burada eğer bu kadar önde değilse, Enver Paşa kendisini rakip gibi gördüğü halde ta gidip Çanakkale'de Kemal yerinde onun o şeyinde karargahını Mustafa Kemal kucaklayıp tebrik ediyor. Esat Paşa ile çok geçimsiz olmuştur bütün şeyi boyunca. Çünkü hep yanlış yerlerde durduğu için 3. kol oldu. Kendisinin üstündeki, yani kendisinin bağlı olduğu komutan. Esat Paşa'nın kendisine yazdığı telgraf var bende. Vakit olsa okurdum. Tebrik ettiğine dair. Bir şey daha. Sultanın ona başarı liyakat madalyası var. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. Yani padişahın ona bizzat gönderdiği madalya var. Yani başarılı olduğuna dair. Ve Alman imparatorunun da işte onların devlet nişanı var. Yani Mustafa Kemal'in hem o zamanki Osmanlı'da hem de halk nezdinde o mecbuada koca boy resmi var. Ne anlatıyorsun? Hocam ne yapılırsa yapılsın, ne olursa olsun Mustafa Kemal'i Türk gencinin yüreğinden silmenin mümkün artık böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ben çok teşekkür ediyorum hocam.
Bir farklı programımızda siz de hocam uzmanlık alanınız doktorlukla ilgili de konuşabiliriz. Evet. 25. dönem CHP Ordu Milletvekilisiniz. Siyasetle ilgili de umarım ki bir programda yine farklı farklı konularda sizleri konuk etmeyi çok isterim. Bugün Çanakkale'ye ayırdık programımızı. Yine bu programımızın devamında da umarım farklı bir günde yine programlarımızda buluşuruz. Teşekkür ediyorum hocam. Ben görüşmek çok teşekkür ederim Ümit Bey. Çok güzel bir sohbet oldu. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bugünkü programımızda İç hastalıkları uzmanı, aynı zamanda 25. dönem CHP Ordu Milletvekilimiz Mustafa Adıgüzel'i konuk olarak aldık. Kendisiyle ne siyaset konuştuk ne de uzmanlık alanı olan hastalıklarla ilgili, doktorlukla ilgili konuştuk sevgili izleyicilerimiz. Bugünkü tek bir konumuz vardı, Çanakkale. Çanakkale'de onun uzmanlık alanlarından bir tanesi. Çanakkale'yi konuştuk ve sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.